Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem süt burger yapacağım. Çocukların vazgeçilmezi diyebilirim. Çok az bir malzemeyle yapılıyor ve hazırlarını hiçbir şekilde aratmıyor. Yapacağınız zaman siz de bana hak vereceksinizdir. Hazır almaktansa bu tekniği uygulamak, çocuklarınıza daha sağlıklı süt burger yedirmek istiyorsanız mutlaka bu tarifi uygulamanızı tavsiye ederim. Süt burgerimi iki çeşitten yapacağım. Birini kakaolu, diğerini de sade muzlu olarak yapacağım. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yoğurma kabımıza 2 adet yumurtamızı ilave edelim. 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, 1 çimdik tuz. Çırpıcı yardımıyla 5 dakika çırpalım. Çırpmış olduğumuz hamurumuza 2 su bardağı erenmiş un ilave edelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Tekrardan mikser yardımıyla çırpmaya devam edelim. Hamurumuzu çırptık. Buna kakao karıştırmadan yarısını ayrı bir kaba alalım. Bu sade olan hamurumuz, diğerine 2 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Tekrardan çırpıcı yardımıyla çırpalım. Pankeklerinizin yanmaması için ateşimizin kesinlikle yüksek ateşte değil de orta ateşte pankeklerimizi pişireceğiz. Buna dikkat edelim. Kepçe yardımıyla pankeklerimi dökeceğim. Bende bir küçük kepçe var. Eğer evinizde küçük bir kepçe varsa bu şekilde ölçüsü tam geliyor. İlk önce kakaolu hamurumdan başlayacağım. Birer kepçe tavama dökeceğim. Pankeklerim göz göz olana kadar bu şekilde pişirelim. Göz göz olduğundan eminseniz hemen ters çevirin. Altlı üstlü pişirdiğiniz pankeklerinizi ayrı bir tabağa alın. Görüyorsunuz. Pankeklerinizi ayrı bir tabağa aldığınızda kesinlikle üst üste koymayın. Biraz ayrı ayrı koyun ki çabuk soğusun bu şekilde. Hamurum bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Kakaolu pankeklerimi pişirdim. Soğuması için bir kenara aldım. Sade yapmış olduğumuz pankeklerimizi yine aynı şekilde pişirelim. Hamurlarım göz göz olana kadar pişirdim. Şimdi tersini çevireceğim. Önemli olan burada hamurların tamamen göz göz olması. Hamurlarımız altı üstünü pişirdikten sonra tekrardan ayrı bir tabağa alalım. Kesinlikle hamurlarınızı üst üste koymayın. Ayrı ayrı koyun ki daha çabuk soğusun ve hamur olmasın. Sade hamurun bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Süt burgerlerimizin ara kreması için 2 paket krem şantimizi ilave edelim. 1 paket sıvı krema. Mikser yardımıyla 3 dakika çırpalım. 1 tatlı kaşığı bal. Bal ahığı. Eğer evinizde varsa bir yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ya da bu malzemeler size çok fazla geliyorsa sadece krem şantili de içlerini doldurabilirsiniz. Pankeklerim hazır. Pankeklerimi
daha düzgün olabilmesi için pankekimi bir bardak yardımıyla tekrardan çemberli şekilde kalıbına aldım. Şu şekilde. Hepsinde yapmadım. Çok dağılma olanlarda yaptım. Bunları da tabii ki de israf etmiyoruz. Dışa kalan tarafı düz taraf olacak. Delikli tarafına ise krema süreceğiz. Yapmış olduğumuz kremamızı krema torbasına dolduralım. Delikli olan tarafa kremamızı güzel bir şekilde sürelim. Bu kadar yeterli. Daha sonra diğer pankeki aynı sandviç şeklinde üzerine kapatalım. Hafif böyle elimizle bastıralım. Görüyorsunuz bu şekilde. Hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Tekrardan size gösteriyorum. Kremamı sürdüm. Diğer delikli tarafını da krem şantinin üzerine kapattım. Hafif böyle elimle bastırdım. Diğer sade olanı nasıl yapacağız? Onları da size göstereyim. Hepsini bardakla kesmedim. Göze hoş gelmeyenleri bardak yardımıyla tekrardan düzelttim. Bu sade yaptığım pankeklerde herhangi bir sorun olmadı. Tekrardan delikli kısmı alıyoruz. Üzerine krem şantinizi sıkalım. Bu kadar yeterli. Sıkmış olduğumuz krem şantinin üzerine muz dilimleri koyacağız. Ama bu muz dilimleri bu incelikte olacak. Fazla kalın olmayacak. İki tane yeterli. Tekrardan üzerine kapatıyoruz. Elimizle hafif böyle bastıralım. Bu da sade olan. Hepsini bu şekilde sırasıyla yapacağım. Vermiş olduğum ölçü miktarına göre ben de 18 tane süt burger çıktı. Burgerlerimizi 1 saat buzdolabında bekletirsek eğer tadına doyulmaz bir lezzet çıkacaktır ortaya. Şöyle size yakından göstereyim ara kremalarını. Muhteşem bir süt burger elde ettik. Umarım siz de evlerinizde yapar ve beğenirsiniz. Çocuklarınız bu lezzeti çok sevecektir. Mümkün olduğunca evlerinizde çocuklarınızı atıştırmalık yaparsanız sizin için de çocuğunuzun sağlığı için de daha iyi olacağına eminimdir. Bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Yeni bir kanal açtım. Ritmik Mutfak Pratik Bilgiler diye. Orada da beni takip edebilirsiniz. Orada da sizi görmekten mutluluk duyarım. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.